O duman da yoksa evde yangın mı çıktı? Yani kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Hastalandım mı yoksa? Oh! Bu tüpün evimde ne işi var? Kim koydu lan bu tüpü? Açık bırakmışlar, zehirlenecekmişim az daha. Kalk oğlum. Bir an önce evden dışarı çıkmazsam zehirlenip öleceğim. Kim yaptıysa bulup onun işini bitireceğim. Hemen doktora gidip tedavi olmam gerekiyor. İnelim. Ben onu bir bulursam var ya. Kapı kapat la. Çıkalım. Ne oluyor lan köyde yine? Kim koydu bu tüpü evime, hemen söylesin. Aa, yoksa sen mi koydun la? Ben bir tane hamburger, bir tane de kola alacaktım. Ne kolası la, ölüyorum. O şansa bak la, ben de kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Hissediyorum, ölmeme çok az kaldı gibi. Ölmeden önce hamburger yiyeyim la. Hamburgerine başlatma, git şuradan. Siz belediyeden izin aldınız mı bu oyunu düzenlemek için? Şimdi sizi yakalayıp hapse atacağım. Polis aşağıya düştü. Ne var ki orada? Evin çatısında ne işin var lan senin, in çabuk oradan. Gördünüz mü, polis aşağıya düştü. Kesin bunların hepsini başkan yaptı. Doktor bey, yaşayacak mıyım? Yaptığım testlere göre sen ölmüş olman gerekiyor. Nasıl konuşuyorsun la? Sanki bana da öyle geliyor. Ölmüş. Öldüm mü la yoksa ben? Allah rahmet eylesin, git mezarın içine gir. Yaşamıyorsun la şu anda. Ne oldu la bize? Galiba şu anda hepiniz merak ediyorsunuz ne olduğunu. Evet, merak ediyoruz. Köyün her yerine zehirli gazlar koyduk. Bu gaz sizi zehirledi. Yaşamak için çok az bir canınız var. Yani onun kıymetini bilin. Ve köyün etrafını lavla çevirdim. Bu köyden dışarı çıkmanız artık imkansız. Köyün çeşitli yerlerindeki kutularda silah bulabilirsiniz. Hayatta kalmak için tek bir şansınız var. O da oynayacağımız oyunu kazanmak. Ne? Oyun mu? Bugün bu köyden sadece bir kişi kurtulabilecek. Verdiğimiz zehir sayesinde birbirinizin işini bitirmek çok daha kolay. Üfleseniz bitirebilirsiniz. Bence hemen birbirinizin işini bitirmeye başlayın. Sadece bir kişi kalana kadar oyun devam edecek. Oyunu kazanana pan zehir vereceğiz. Ondan sonra o eski fakir hayatına geri dönüp mutlu mesut yaşayacak. Bari para ödülü falan verseydiniz la, bu ne? Kimse köyden kaçmaya çalışmasın. Adamlarım hepinizin de işini bitirebilir. Hiç gerek yok la, ben zaten birazdan ölürüm. Maskenin altında kesin başkan var. Yine mi sen? Bugüne kadar yaptığın kötülükler yetmedi mi? Yok la, ne başkan? Nereden çıkarttın başkanı? Kimsin o zaman? Aslında başkan kendisi gelecekti ama iki tane Rus kadın çağırınca oraya gittim. Beni gönderdi kendi yerine. Benim de yapılacak işlerim var. Bir an önce birbirinizin işini bitirin, bitsin şu oyun. Hiç boşuna uğraşma. Köylüler birbirini çok sever. Kötülük yapmazlar. Demek öyle. Panzehir almak isteyen şimdiden birbirinin işini bitirmeye başlasa iyi olur. Oyun başlasın. Oyun al da başına çal. Oğlum başkan ne kadar iyi insan. Canımız sıkılmasın diye bize oyunlar yapıyor la. Senin kafanın tam... Bunu yapmayacaktınız. Beni hallere düşürdün. Şuna bak. Yani ben bu haldeyken bunların işini nasıl bitireceğim şimdi? Nereye gidiyorum? Gözümün önü kapkara oldu. Görmüyorum bir şey la. Dikkat et, çatıdan düşeceksin. Sakın yere düşme. Düşsem ne olur ki la? Oğlum Mahmut balon gibi patladı la. Oradan düşünce niye öldü ki? Zaten azıcık beyniniz vardı, o da gitti la. Olamaz. Çabuk köydeki gazların hepsini kapatın. Bakın, oradaki panzehre falan gerek yok. Ben kendim bizzat iyi ürettim onu. Şimdi bunu o köylünün üstüne uygulayacağım. Doktor bey, kolumdan yapacaktınız değil mi aşıyı? Yok la, kolun değil. Yoksa bacağımdan mı? Yok la, bacaksa desen arkanı dön. Gerçekten bu aşı işe yarayacak mı? Ben bu aşıyı bizzat kendim ürettim. Demek köyümüzde bir tane bilim adamı doktor varmış. Tabii ki de, ben hastanede 3 sene temizlikçilik yaptım. Orada gide gele öğrendim la. Sen kafanı öyle olur mu la? Şimdi şu aşıyı yapınca hiçbir şey kalmayacak, korkmayın. Deneyelim o zaman, bir şey olmaz herhalde. Bakalım. Gerçekten bir dokunmalık canı var mı? İğneyi dokundurduydum, işi bitti la. Doğru, sakın kimse iğne yaptırmasın. Yok bak, şimdi gelin, bu sefer daha yavaş sokacağım. Temizlik görevlisi kendini doktor sanıyor, ne adam la bu valla la. Benim gibi doktorla dalga geçtiniz. Hipokrat yeminim. La valla doktor sanıyor la, günleri adammış la Mahmut. Yine de la güldürmeyin lan, ne olur la, zaten öleceğim.
Ne daha geçmeyecektiniz? Mahmut çetesini kuruyorum. Çeteme katılmak isteyen gelsin. Artık bundan sonra düşmanımsınız. Ne? Düşman mı? Doktor bey bir saniye. Gidip ilacımı kendime yapacağım. Hepinizin de işini bitireceğim. La güle güle. Tamam şimdi herkes sakin. Kimse vücuduna zarar verecek hiçbir şey yapmasın. Ölümü bile göremiyorum la. Vallahi kafamı tartamıyorum. Arkaya düşüyor. Bak düşüyor görüyor musun? Ben eve gitmeye çalışıyorum. Neredeyim la ben? Dur yanlış yere yürüyorsun. Oraya adım atma. Yanlış bir hareket yaparsan bir mermide işim biter. Mahmut bugün günlerden neydi la? Ama gerisin cuma la. Bak şimdi demek cuma Mahmut öyle mi? Cuma mı? O zaman bugün cuma enseni kafa. Keriz niye ensesine vurdun adamın? Ne oluyor? Doktor Mahmut çetesi yok eder. Ateş etmesene la. Bir saniye. Açalım. Avaz köyleri vuruyor. Tüfü şuradan almam gerekecek. Alalım. Yanlış kişiye bulaştınız. Keriz köyler birbirini vurmaya başladılar. Gitmiş. Ulan yaşayan bitkiden farkım kalmadı la. Böyle duruyorum. Çabuk evine saklan seni de indirirler. Bunu nasıl yaparsınız? Silahları alacağım. Sakın çatıdan aşağı düşmeyin patlarım sonra. Bakalım kutunun içine. Alacağım şunları. Güzel değiştirelim. Gelin bakalım. Mahmut çetesi yok eder. Mahmut çetesi mi? Al sana Mahmut çetesi Keriz. Keriz ateş ediyor. Gel buraya. Şuna bakın yürüyemiyorsunuz bile. Kerizler Allah'tan nişan almayı bilmiyorlar. Bize düşmanlık yapmayacaktınız. Şuradaki silahları da alacağım. Mermim azalıyor. Gelin. Bu düşman değil. Beynime diyorum ki şimdi bir tane adım at diyorum. Beynim atmıyor. Ota döndüm la. Çabuk evine git. Çatıya çıkacağım. Ortalar. İndirelim şuradan. Çıkalım. Bakalım. Alalım silahları. Dürbünü takacağım. Tamamdır. Oradalar. Alın bakalım. Dikkatli ol. İnelim. Tamamdır gelin. Buna bütün köylüler birleştiniz de ben mi kaldım la sadece? Tamamdır. Gidelim. Siz de gelin. Şunların içine bakacağım. Mermim bitiyor. Alalım şunu da. Dürbünü takalım. İndirelim iki tane daha biter. Bakalım. Kaç kişisiniz la? Bilmesenize. Alın bakalım. Siz gidin babanız gelsin. Uçakta iyi silahlar attı. O silahları benim almam gerekiyor. Buraya pusu atacağım. Kimse var mı? Hiç fark etmez. Gelin buraya. Tamamdır. O silahlar benim hakkım bırakın. Çabuk arabaya binin. Onları ezeceğiz. Ne? Kalın şu arabayı. Allah rahmet eylesin. Galiba bugün ölüyorum. Bakalım. Kerizlerin hepsini temizledim. Çatıya çıkmışlar. Doktor bey müsait misiniz? Sıra alsan ala sekreterden. Güle güle. Bakalım. Sen al. Sen de al. Başkan artık çok oldu. Şuradan onu vuracağım. Buradan. Kerizlerin hepsini de indiriyorum. Bakalım. Sen de al. Alın bakalım. Dışarıda olay çıktı la, şu gazın etkisini artırıp hepsinin işini bitireceğim. Artıramayacaksın. Beynimi hissetmiyorum la. Beyin mi? Hangi beyin la? Ben şimdi karşıya geçeceğim. Birisi saldırırsa beni koru. Al şu silahı. Bana bulaşmayacaktınız. Şimdi şuradan panzehirleri alacağım. Bakalım. Aşağıya ineceğim şimdi. Açalım. İnelim. Sessiz ol la, Mahmut uyuyor. Uyuyor mu? Demek oyunu sen kazandın. Şimdi ben sizin işinizi bitirmem gerekiyor. Sakın silahla ateş etme la, Mahmut uyanır. Uyanırsa uyansın. Kızım ne oldu?
Polisler geliyor. Evet, bugün suçlu başkanın adamları bizi zehirleyerek köyde ölüm oyunu oynattılar. Eğer o suçlu başkanı zehirleyip onu felç bırakmamı istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer o suçlu başkanı ve adamlarını yakalayıp köyde onlara ölüm oyunu oynatmamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.